Hünkârım. Vaziyet nedir? Asker de ahali de yasaklarınıza riayet ediyorlar hünkârım. Göz açtırmıyoruz. Ancak Ayzade Efendi'nin idamı infiale ulaşmış. Ahali gıyabında cenaze namazı kılmak ister. Hadiseler büyümeden sizi haberdar etmek istedim. Hainlerin namazının kılındığı nerede görülmüş? Canlarına susamış gafiller. Hünkârım, kimse meselenin iç yüzünü bilmiyor. Çoğu müftünün azledildiğini dahi bilmez. Ulemanın derhal ahaliyi teskin edip vaziyeti anlatması lazım. Ben de bu yüzden geldim hünkârım. Ulema da huzursuz. Vaziyeti konuşmak için Kadızade Mehmet Efendi'nin mekanında bir araya gelmişler. Daha düne kadar Şeyhülislam'ı azletmek mümkün değilken şimdi idam ediliyor. Olacak şey değil. İlmiye'den onlarca mühim zat da kellesinden oldu. Ulemaya reva mıdır bu? Ahizade Efendi, iktidar hevesine düşmeseydi bütün bunlar başına gelmeyecekti. Sen ne demeye gizli toplantılar tertip edersin? Kimin haddine ulemayı hünkârımız aleyhine kışkırtmak? Öyle değil mi Sivasi Efendi? Meselenin aslı astarı nedir bilmem. Lakin bir müftünün idam edilmesi doğru değil. Hele ki bu şekilde infazı münasip olmadı. Ne örfi ne şerri. Hiçbir kanunda, kitapta yeri yok bunun. Hünkârımıza ihanet etmiş. Yerini, makamını hiçe sayıp fitne ehliyle birlik olmuş. Buna rağmen onu mu müdafaa edersin? Ben merhumu değil, ulemanın haklarını müdafaa ederim. Müftünün kaddiyle açılan bu kapıdan hayır gelmeyeceği aşikar. Doğrudur. İyi söyledin. İnşallah. İnşallah. Hünkârımız bu laflarını işitmez. Biz fikirlerimizi olduğu gibi söyleriz. Padişahımızın yüzüne diyemeyeceğimi arkasından zinhar demem. Ahali huzursuz. Ahizade Efendi gıyabında cenaze namazı kılmak isterler. Padişah Efendimiz hiç hoşlanmaz bundan. İtaatsizlik olarak addeder ki işte o vakit maazallah ortalık kan gölüne döner. Ben diyeceğimi dedim. Madem ekser ulema vaziyetten şikayetçi, o halde yeni Şeyhülislam Hazretleri Yahya Efendi'ye gitmek lazım gelir. Doğru. Ahalinin sualine yeni müftümüz cevap vermeli. Ayzade Efendi'nin katli caiz midir, değil midir? Fetva isteyelim. Demek fetva istersiniz. Hünkârım. Ben kararımı vermişken ve dahi tatbik etmişken siz neyin fetvasını istersiniz? Niye susuyorsunuz? Aklınızdakini olduğu gibi söyleyin. Hünkârım, müsaadeniz olursa her ne sebeple olursa olsun, ulemadan bir zatın, hele ki iftâ makamında bir alimin katli, vicdan sahibi herkesi yaraladı. Hepiniz böyle mi düşünüyorsunuz? Daha evvel
bir müftünün katledildiği görülmedi. Ancak herhangi bir müftünün padişahımıza ihanet ettiği de görülmedi. Merhum Ahizade Efendi size itaat etmeyip haşa huzurdan halliniz için hizip kurduysa bunun cezası mutlak idamdır. Mesele merhumun idam edilmesi değil, bu idamın ulema üzerinde bıraktığı tesirdir. Kılıcınızın gölgesi adalet terazisinin üzerine düşmüşken hangi kadı can korkusu olmadan hakkaniyetle hüküm verebilir artık? Can korkusu iyidir Sivasi Efendi. Bütün korkuların temelidir. Her kulumda olsun ki nerede, ne yapacaklar, ne konuşacaklar bilsinler, ona göre davransınlar. Benim hükümlerimi sorgulamak hiçbir kulumun haddine değildir. Doğru. Verdiğim kararların günahı da sevabı da benim boynumadır. Unutmayın, ben hanedan Ali Osman'ım. Devleti Aliye'nin mutlak ve yegane sahibi benim. Ben Allah'tan başka kimseye hesap vermem. Hoş geldin beyim. Buyurun. Ne istemiştin? Sen tütün mü içersin? Şş, aman diyeyim sessiz olun. Yasaklardan feleğimiz şaştı. İki tüttüreyim dedim ben de. Thank you.
Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Hünkârımız şu anda müsait değil sultanım. Çıkın dışarı. Herkes. Sen de çık. Yalnız bırakın bizi. Cüret. Sen kimsin? Benim huzuruma destursuz gelirsin. Ben kim miyim? Kim miyim? Ben senin nikahlı karınım, nikahlı. Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Ülkemden, ailemden, tahtımdan, her şeyden. Bütün hayatımı geride bıraktım. Karşında tek bir şey istedim. Bana sadık olmanı. Peki sen ne yaptın? İki günlük hatun için beni unuttun, beni bıraktın. Sen bana bunu mu reva görüyorsun? Çık dışarı. Elimden bir kaza çıkmadan çık dışarı. Ben sana söyledim Murat. Tek bir şartla burada kalırım. Başka kadın olmayacak dedim. Haremindeki diğer kadınlarla karıştırma beni. Aksi halde... Ne aksi halde ne? Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Sarayı başına yıkarım seni! Başına yıkarım! Sarayı başına yıkarım! Başına yıkarım! O hatunun koynuna bir kere daha girersen... onu da öldürürüm, seni de. Duydun mu beni? Yaparım. Kendimi de öldürürüm. Her şey biter. Ne var o hatunda? Aşık mı oldun? Söyle. Raks ederek aklını başından mı aldı seni? Söyle. Konuşsana. Fariye. Söyle. Benim sabrımı zorlama. Senin canını öyle bir yakarım ki. Bu yaptıklarına bin pişman olursun. Ben pişmanım zaten. Sana inanıp burada kaldığıma, bu sarayda kaldığıma, seni sevdiğime bin pişmanım ben. Öyle mi? Öyle. Pişman mısın? Evet. Ben senin ızdırabına son vereyim o zaman. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni, sen de kurtul ben de. Öldür. Öldür beni. Öldür beni. Öldür. Bırak. Bırak. Sultanım. Dün geceki hadise sebebiyle bir hayli üzüldüm. Eğer bir kabahatim olduysa... Senin ne kabahatin olacak hatun? Git dediler, gittin. Evet, doğru. Kösem sultanımız arzu ettiler gitmemi. Lakin bağışlayın. Neden bu kadar rahatsız olduğunuzu anlamıyorum. Nihayetinde Sultan Murat, Cihan Padişahı. Ve buradaki herkes... onun haremi. Vaziyetinizi de düşünecek olursak... Ne varmış vaziyetimde? Başınızdan çok elin bir hadise geçtiğini işittim. Asla çocuk sahibi olamıyormuşsunuz. Oysa haremin varlık sebebi... soyun devamıdır. Yani er ya da geç... kenara çekilmek zorunda kalacaksınız. Anlaşılan dün gece kapıda kalmak pek ağrına gitmiş. Ama bunu alırsan iyi edersin. Çünkü ben bu sarayda olduğum müddetçe hepinizin kaderi bu. Hünkârım, Şeyhülislam Yahya Efendi'nin fetvası payitahtın dört bir yanında ilham ediliyor.
tüm ahali bilsin ki merhum sabık Müftahizade Efendi Padişah Efendimize ihanet eden dinden çıkmış bir münafıktır. Yüce Rab Tevbe suresinde onlardan ölen birinin üzerine ebedi olarak asla namaz kılma ve onun kabri başında vurma diye buyurur. Bu sebepledir ki merhumun gıyabında kılınacak bir cenaze namazı dinen caiz değildir. Namaza iştirak edecekler unutmasınlar ki küfre ortak olacaklardır. Hünkârım, emriniz üzerine ulema mutabakatla Ayzade Efendi'nin idamını tasdik ettiler. Bir kişi haricinde hünkârım. Abdülmecid Sivasi Efendi bu karara şerh koydu. Anlaşılan o ki Abdülmecid Efendi benim ona hürmetime binaen sabrımı sınıyor. Hünkârım, Sivasi Efendi keramet sahibi bir alimdir. Size de her daim sadıktır. Size karşı bir art niyet olduğuna zinhar ihtimal vermem. Gel. Hünkârım, bağışlayın lakin mesele mühim. Vezir-i Azamınız tabanı yaslı Mehmet Paşa ivedi bir malumat göndermiş. Hünkârım, kötü bir haber mi? Acemler Van Kalesi'ni kuşatmış. Rahat durmayacakları belliydi. Emriniz nedir hünkârım? Derhal Vezir-i Azam'a haber verin. Hazırlığını yapsın, yola revan olsun. Ya Van Kalesi'ni alır... ya da ben onun kellesini alırım. Emri ferman yüce padişahımızındır. Hünkârım, müsaadenizle size pederim Ezirganzade Sinan Efendi'yi takdim etmek isterim. Kendisi düğün için Bosna'dan geldi. Hünkârım, ölmeden önce dünya gözüyle eteğinize yüz sürmek nasip oldu. Hoş geldin Bezirganzade Efendi. Oğluma damadınız olmayı bahşederek bize şereflerin en yücesini yaşattınız. Mustafa benim için kıymetlidir. Sadece silahtarım değil, can yoldaşım adederim. Hünkârım, Vezir-i Azamınız tabanı yaslı Mehmet Paşa'dan müjde var. Kuskunkıran Ovası'nda Acem ordusunu mağlup etmişler. Van Kalesi ve çevresi tekrar Osmanlı mülküdür. Hala. Acemler korkup kaçmış, Revan'a çekilmişler. Allah'ın izniyle Revan'ı da alacağım. Bağdat'ı da. Ben oradayken kaçacak delik arayacaklar. Kuşatmanın hezimette sonuçlanması iyi olmadı. Van Kalesi'nin alınması Sultan Murat için büyük bir yıkım olacaktı. Vezir-i Azam'la payitaht arasındaki muhaberattan haberimiz olsaydı mutlak bir zafer kazanabilirdik.
Taarruz gizli yapılmış. Benim de malumatım olmadı. Bu ilk değil ki. Ne vakittir sizden haber bekliyoruz. Yoksa bizimle işbirliği yapmaktan vaz mı geçtiniz? Şah Safi ile olan ittifakımız baki. Lakin Sultan Murat yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Ne düşündüğünü, ne karar vereceğini kestirmek mümkün olmuyor. O meseleyi biz hallettik. Sizden gelen malumat kesilince biz de kendimizce bir tedbir aldık. Osmanlı'nın kalbine bir Acem casusu yerleştirdik. Kim? Gel. Kapattılar beni buraya. Kimsenin umurunda değilim. Sultanım, üzmeyin kendinizi, ne olur gebesiniz. Aylardır çocuklarımı görmüyorum. Özlemişler midir beni? Belki de çoktan unuttular. Az kaldı. Sabredin. Hayırlısıyla kucağınıza bebeğinizi bir alın. Her şey yoluna girecek, göreceksiniz. İnşallah dediğin gibi olur Nari. Lakin hünkârımızın kararını işittim. Akıbetime doğumdan sonra karar verecek. Ya alırsa canımı? Ya affetmezse? Allah'ım, Allah'ım sen yardım et. Ulemaya muhabbet, Kur'an-ı Kerim'e muhabbettir. Düşmanlık da yine Kur'an-ı Kerim'e düşmanlıktır. Bir köşeye oturmuş, mürit çoğaltmak için kadınlara ve çocuklara el veren, kendini aziz ilan eden kimi ulema mensuplarından bahsetmiyorum. Ahalinin aziz görmesiyle aziz olunmaz. Kim ki izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzet ve şeref Allah-u Teala'nındır. Ulemadan bir zat talip olmalı, matlup olmamalı. Av olmalı, avcı olmamalı. Fakir olmalı, zengin olmamalı. Kul olmalı, sultan olmamalıdır. İşte bunlar ebedi saadetin sermayesidir. Ve hakka kavuşmaya sebeptir. Aksi ise külliyen talihsizliktir. Hoş geldiniz benim padişahım. Sefalar getirdiniz. Ahizade Efendi'nin idamı hakkındaki fikirlerin malum. Şeyhülislam Yahya Efendi'nin fetvasına rağmen fikrin değişmediği gibi şerh koymuşsun. Bu hatalı iştir demişsin. Eksik söylemişler benim padişahım. Hatalı değil. Alenen zulümdür bu. Tasdik edip bu zulme ortak olmam dedim. Abdülmecit Efendi, sen benden korkmaz mısın?
İyi bilin ki padişahım, Allah dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Canına susamışsın sen. Götürün bunu zindana. Vurun boynunu. Sivas Efendi! Sivas Efendi! Allah'ın dostu için yardım et! Kızım öyle yavrum! Kızım öyle ya! Telaş etme kızım. Nesi varsa bilin. Bazen böyle fenalaşır. Nefes alamaz. Bu halden kurtulamaz. Kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamaz. Söylenen sözleri anlamaz. Huzuruna geldim. Allah rızası için bir hayır duasında bulun. Müsaadeniz olursa padişahım. Sivasi dergahından ne istenirse geri çevrilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun.